Daha doğru gizli tanıtıyorum ablası. Evet. Ben burada bir şey söylemek istiyorum. Tamam. Burada bir şey söylemek istiyorum. Söyleyin tabii, buyurun. Şimdi bunlar daha Cemile gelmeden önce Fatma da o kapıda gelin gitti. Fatma, neden sesini çıkartmıyorsun? Sizi nasıl eziyet ettiğini neden ses çıkartmıyorsun Fatma? Sinirlendim. Naciye Fatma Hanım'a da mı eziyet ediyordu? Oy. Öyle mi hanımefendi? Bak şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Bak şimdi. Buyurun. Cemile kocasının yanına gelmeden önce. Tamam. Biz bir kere babamın evine gidekene oradaki o Besralara, o Cem'in ne işkenceler çekti, sofrada kaldırdı sofrada. Ay. Çocukların eline çatal bıçak vura, gidin malları bakın. Ay. Gidin. Sofrada ben ağladım kalktım. Ay. Fatma konuşsana, size nasıl eziyet ettiğini anlamayın. Didem Hanım, ben bir ay Naciye ile yaşamışım evde. Bir ay yaşadım. Ben nişanlıydım, babam Naciye'yi düğününü yaptılar. Ay, peki bir ay sonra gittim. Ablan sayılır, telefon attın, senin de ablan. Evet. Peki diyor ki, yani ona da eziyet etti diyor. Nasıl davrandı bir ay? Bir ay kaldım. Nasıl davrandı peki? Bir ayda Naciye ne yaptı? Bir ayda ben hiçbir şey görmedim yani. Hatice nasıl davranıyordu? Bak ben nişanlıydım, babam Naciye Hanım'la evlendi. Tamam. Bir ay biz Naciye geldi, o ben bir ay peki, sonra düğünüm oldu. Hatice peki o sırada gelmiş miydi, kız kardeşi? Yok, sonra yok. Daha. Senden sonra. Senden sonra evlendi. Sonra Naime evleniyor, benim kardeşim benden küçük. Ben bir ay kaldım, onları yaşamadım geliyor. Diyor ablası. Ya yalan. Bak şimdi. Tamam söyleyin. Bir ay yaşamış tamam. Daha önce hiç mi kız kardeşlerle konuşmadın? Duyurdum. Onu duyurdum da. Hayır. Bitirsin. Daha önce hiç mi duymamış kız kardeşine Cemile'ye bunu yaptı diye? Niye böyle kavgaları, dövüşleri duyurdum ben. Doğru söyledim ben. Kavgaları, dövüşlerin nedenini biliyor muydun peki? Valla bilmiyorum ki. Abla Naciye, siz niye kavga ediyordunuz? Yok, yok bir şey yok. Ama ben hep duyurdum. Görmeyedim, ben gitmiştim. Yani Naciye kız kardeşi Hatice ile beraber sürekli Cemile ile kavga ediyorlar. Daha Hatice gelmeden önce de yani. Hayır. Sonra babam Naime'yi evlendiriyor. Cemile Naime'den küçüktür. Yani Naciye Hanım, ben Cemile'yi seviyordum diyor. Bu doğru değil o zaman. Seviyor muydu? Ben ise görmedim çünkü orada değilim. Bilmiyorum. Duydun mu peki sevdiğini? Ama bu kavgayı duyurdum yani. Kardeşlerim bana anlatıyordu. Ben de orada değildim Naciye abla. Yok, süre bakma yani, ben duyurdum. Bir şey yok yani. Ben doğru söylüyorum. Şimdi ve şunu söylüyor Naciye Hanım. Tekrar işte Resul kendi kardeşi onu istismar ettikten sonra, abisi daha doğrusu, Cemile bir süre yurtta kalıyor. Arkasından baba evine dönmek zorunda kalıyor. Hatta şikayetini de geri çekiyor. Geri çektiği için de Resul de cezaevinden maalesef çıkıyor o dönemde. Şimdi geldikten sonra tekrar Naciye'lerle aynı evde birlikte yaşıyor. Resul'den geliyor ya. Resul ona geliyor, sizle yaşamaya başlıyor. Yaşadı. Size yaşadıktan sonra da alıyorlar Cemile'yi bir sabah. Mustafa, üvey abi, baba Hamit ve iddiaya göre de Naciye Hanım'ın kız kardeşi alıyorlar, götürüyorlar. Cemile'yi maalesef vahşice öldürüyorlar. Şimdi ben bir size köyü göstermek istiyorum. Oradan yayın yapacaktık sevgili izleyiciler. Ama maalesef hava şartları o kadar çok kötü ki şu anda. Çok şiddetli bir yağmur yağdığını söylediler. Ayşegül orada, muhabirimiz orada. Bir göstereyim size. Ayşegül, yağmur şu anda dindi mi? Ne durumdasın? Dinmiş gibi mi? Yoksa yağıyor mu? Yağmurun altında mısın? Neredesin? Yok Didem Hanım, şu an yağmur çok az yağıyor, dinmiş durumda yani. Tamam. Şu an biz Hamit Bey ve Naciye Hanım'ın oturduğu evdeyiz, evin önündeyiz. Bir evi görebilir miyim lütfen? Bir görebilir miyim? Evi bana gösterir misiniz? Evi gösterim. Daha öncesinde burası... Evi daha genel görebilir miyiz? Eve çok yakınsınız. Kameraman arkadaşım biraz açılsın. Aşağı inelim. Biraz daha evi... Bu ev sizin yaşadığınız ev mi? Sesi alalım Ayşegüller'in sesini. Bu ev mi sizin yaşadığınız ev Naciye Hanım? Bu sizin ev mi? Bu. Hatırladın mı? Bak. Burası Cemile ile beraber yaşadığınız ev, köydeki eviniz. Evi gösterecekler şimdi, gösterirlerse. Tabii yağmur yağdığı için evin kenarında sığındı arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi her yer. Bu ev sizin ev mi? Bu ev. Aha, bu evde yaşadınız siz. Ama bizim ev bile değil ki. Değişmiş tabii üzerine sorayım.
Öyle değil yani. Eski eviniz. Hepsi çamur bile odur yani. O da bile değil ki. Tabii sonrasında inşaatlar yapılmış. Bu ev sizin eviniz. Sonrasında yeni alanlar bazı işte inşaat yapmış, şeyler yapmış. Bu ev değil ki. Nasıl orada nasıl evde sizin yaşadığınız ev? Yani eski evdir olan bilmiyorum ya, eski ev. Sen o evde hiç yemek yemedin mi? Sana eziyet mi ettiler sürekli? Ne? Sana eziyet mi ettiler? Tabii çok. Sen eziyet edince de eziyet görünce de sen aynı şekilde Cemile'ye mi davrandın? Ben? Hı. Yok canım hiç yok. Ya neyse. Ne biliyorsun Fatmacığım sen ben söyle. Ben bir şey bilmiyorum ki sadece bir. Anlatmıyor mu hala bize yok. Bazı şeyleri? Ben. Cemile kavgaları duyurdum ben. Cemile babam şey da anlatıyordu. Hiç şey geçinemiyorlarmış yok. Bunlar. Hiç geçinemiyorlarmış. Yok. Hiç hep kavga etmişler. Ne Cemile ile mi? Evet Cemile, Naime, Besra. Yok ben hiç yapmadım bir şey. Hiçbir şey. Valla yüzüne söylüyorum. Siz Cemile hep kavga ediyormuş. Cemile için buraya geldim. Tamam iyi yaptın. Geldin yani kavgaları ben duyurdum. Siz hep kavga ediyormuşsunuz. Yok ne kavga? Hiçbir şey bilmiyorum yok. Bilmiyorum daha o çocuklar da. Ama şimdi neyse boş. Üvey abi Mustafa. Ben duyduklarını söyleyeyim. Ev tabii bizim bahsettiğimiz 20 yıl önceki olay. Kız kardeşini alıyor. Baba Hamit'le beraber gidiyorlar. Karısı Hatice de geliyor ve arkasından da 20 küsür yıl ve beraber götürüyorlar. Bir yani yarın size orayı göstereceğim. Yağmur şu anda çiselediği için arkadaşlarım yürüyemiyorlar. Ormanlık alana götürüyorlar. Önce bir kuyuya attıkları. Daha doğrusu Cemile'nin şu anda gömülü olduğu yeri aslında ailede birçok kişi biliyor. Fakat birçok kişi bildiği için Mustafa'dan da korktukları için ve Mustafa'nın da onlara para verdiği iddiası nedeniyle de maalesef konuşmuyorlar. Ben onların vicdanlarına sesleniyorum. Eğer bildiğiniz bir şey varsa konuşmuyorsanız yani o vicdanınız sizi sürekli rahatsız etsin. Telefon hattında da önemli bir tanık var. Adını o da verilmesini istemiyormuş ama şunu söyleyeyim. Ya isminizi söylemeyeceğim ama alo hatta mısınız? Evet hattayım. Ama sizin kim olduğunuzu yani isminizi söylemeyeceğim de siz... Naciye'nin kız kardeşi. Naciye'nin kız kardeşisin. Evet. Senin kardeşim. Kız kardeşin de işte Mustafa ile evli. Evet, bir kız kardeşim de onunla evli. Tamam, Hatice ile evli. Kaç kız kardeşsiniz siz? Be. Dört. Dört tane. Naciye Hanım var, sen varsın, Hatice var, bir kız kardeş daha var. Şimdi sevgili kız kardeş mi diyeyim, ne diyeyim, tanık mı diyeyim sana? Niye söylemiyorsun? Kız kardeş. Tanık da diyebilirsin. Hadi, tanık sen ne biliyorsun bu olayla ilgili? Ben bu olayla bir dün de konuştum. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Daha yeni bu olayı duymuşum. Çünkü ben 20, 21, 23 senedir ben arada evliyim şu an. Ama bak sana Mustafa diyor ki ben diyor işte şeyin sen onun baldızı oluyorsun. Baldızımın konuşmasını istiyorum diyor. Tamam dedik. Tamam da ben konuşurum da ben bir şey bilmiyorum ki ben de söyleyeyim şu an. Niye o zaman senin konuşmanı istiyor? Bilmiyorum ki valla. Sen de Mustafa'yla bağlayın. Ben sana söyleyeyim. Mustafa diyor ki bu cinayet işlendiği sırada yani kardeşim ortadan kaybolduğu sırada ben diyor o zaman Balıkesir'de değildim. Antalya'daydım. Antalya yok. Bir dakika dur. Yok. Baldızımın yani senin yanındaymış. Öyle mi? Benim yanımda mı? Yok. Öyle diyor. Hayır. Hayır ben o zaman bekardım. Ben Ağrı'daydım. O Antalya'ya gitmiş. Antalya başkalarının yanında kalmış. Ben o zaman bekardım. O zaman bekar olacak. Ya özür dilerim ama senin bağlanmanı niye istedi ben anlamadım yani. Bakın ne diyecek. Anlamadım. Çünkü ben hiçbir şey bilmiyorum. Bir konuşsun bakın ne diyecek. Sadece bunu biliyorum Mustafa iyi biliyor yani kötülüğünü görmemişim yani bu şey falan. Peki Mustafa'nın Antalya'da olduğunu duydun diyorsun öyle mi? Kimin yanına gitmiş Mustafa? Orada gitti bilmem ablalarıma gitmişti. Ben tam olarak hatırlamıyorum. Ben o zaman küçüktüm. Daha bekardım o zaman. Ya sen o zaman Antalya'da da değilsin. Yok ben bekardım. Yani kendi gözlerinde Mustafa'nın cinayet işlendiği sırada Antalya'da olup olmadığını da bilmiyorsun. Bilmiyorum. Hayır, bilmiyorum. Mustafa özür dilerim ama baldızın diyor ki ben hiçbir şey bilmiyorum diyor. İyi güzel. Niye bağladık o zaman Mustafa'cığım? Ha canım benim. Mustafa diyor ki ben diyor yetimlerin hepsine kendim baktım diyor para verdim Naciye. Naciye diyor kocadan kocaya gitti Mustafa diyor. Mustafa beni kocaya verdi. Mustafa ben çocuğa bakmadı ki hiç. Hiç bakmadı ki. Mesela kocaya beni verdi. Bakmadı ki hiç. Kendisi gitti kaçtı diyor. Yok. Öyle ya. O beni verdi kocaya. Ne? Siyaseti yapıyorum, yok, şunu yapıyorum. Tabii yalan. Şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Yok, ben var ya komple acayip yalan. Bir adamım diyor. İyi de tamam da. Mustafa nasıl bir insan baldızı?
diyor ya hani iyi. Kötülüğünü görmemişim. Bak 23 çok yıldır bir insan eniştem olduğu için kötülüğünü görmemiş. Ben görmedim. Şu an ben uzağım onlarda da uzağım yani. Ben ağır derim ona bakacağım. Peki bu kadar kötülüğünü görmediğin kişiyle ne kadar beraber gördün ki adamı bu kadar kötülüğünü görmedim diyorsun? Onunla yani hiç yaşadın mı? Ben kendi adıma diyorum yani görmemişim ben onu. Kendi adıma diyorum yani görmemişim. Senin ablan Hatice nasıl biri? Hatice Cemile'ye çok kötü davranıyormuş. Şimdi Hatice'yi kötülüyorlar ama Hatice öyle bir insan değil yani. Hatice baktı onları büyüttü. Hatta ablamın bir tane oğlu vardı evlendirdi. Düğün dernek yaptı. Bütün herkes biliyor ne biçim ama düğün yaptı. Ama bak diyor ki ablan diyor ki abla beni diyor burada. Mustafa diyor evlendirdi diyor ablan. Ablam işte mesela Mustafa zor mu verecekti? Naci abla diyor Mustafa ablamın çocuklarını büyüttü. Bak sana yok, diyor. Çocuğuna Mustafa hiç bakmadı çocuklara. Bak senin kardeşin diyor ki. Yok. Bir dakika kardeşin diyor ki, telefondaki kardeşin diyor ki zorla mı verdin Naciye de gönüllü gitti diyor. Yok Mustafa ben verdi ona. Yok. Bak kız kardeş. İhtara gitmedim ki Mustafa verdi. Ablam kendini ifade etmiyor. Ablam kendini ifade edemiyor. Konuşamıyor ablam. Bir şey valla ablam diyor ki. Konuşuyor. Bak tattım benim. Ablam diyor ki. Konuşuyorum. Abla, o evde ben, beraber yaşamış. Sen o evde yaşamamışsın. Tamam mı? Bir dakika lütfen kendinize konuşmayın. Naciye dur kendinize konuş. Bir ablam diyor ki o evde ben yaşadım diyor. Sen o evde yaşamamışsın. Mustafa'yı bilmiyorsun. Diyor ki Mustafa diyor yaşamadığın, görmediğin bir insanla ilgili. İyi adamdır nasıl diyor yani be kardeşim ya? Ne diye ha taktın beni. Bir kadın öldürülmüş. Kadın adını da söyleyeceğim. Senin adın Solmaz. Ya, alın Solmaz bir kadın öldürülmüş. Kadın. Adı da Cemile. Yani bu ne? Ha kardeşim. Ne kim öldürdü ki? Bu kızı? Yalan dolan. Görmedim duymadım. Böyle olmadı yayına bağlanıyorsun. Hiç bilmeyen var mı dünyada? Çünkü ben evde eziyet gördüm diyor. Ha. İyi mi olmuş? Ters olmaz. Çıkmış kadın. Kadını savunuyor ya Allah aşkına. Eziyet görmesi iyi bir şey mi? Valla çok gördüm çok yani çok. Ablan diyor ki Naciye diyor ki sevgili Solmazcığım. Sen onunla çok sevdiğin enişten sabah kızı almış götürmüş Naciye'nin kıyafetlerini giydirmiş ablan anlatıyor. Ablan yalan mı söylüyor Solmaz? Yani yalan demem. Yalan demiyorum. Haberim yoksa iyi adamdır iyi adamdır. O orada o ahride o da yok. E niye böyle savunuyor canım? Yok. Allah Allah Mustafa'cığım kendin gel kendin. Yandan dolanma yandan dolanma. Benim sana sorularım var. Alın ne sor? Ben sadece soru soruyorum ne korkuyorsun ya?